davası ve kulp davasında olduğu gibi hukuki gerekçelere dayanmaksızın evrensel hukuka aykırı bir biçimde cezasızlıkla kapatılmaya devam ediyor. Bu kararlarla hakikatin izlerini örtmeyi amaçlayanlar bilmeli ki buna izin vermeyeceğiz. Hakikati söylemekten, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 991. haftamızda bir kez daha devletin göz altında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerini açıklama ve suçun faillerini tespit ederek cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyor. Devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 29 yıldır her gün yeniden kaybettiği Hasan Ocak için adalet istiyoruz. 30 yaşındaki Hasan Ocak atanmayı bekleyen bir öğretmendi. Bu bekleme sürecinde Beyazıt'ta bir iş hanında çay ocağı işletiyordu. 21 Mart 1995 günü akşam üzeri iş yerinden ayrıldı. Annesini telefonla arayarak balık getireceğim, akşam için yemek hazırlama dedi. Ancak Hasan ne o akşam ne de sonrasında bir daha Avcılar'daki evine gidemedi. Hasan'dan haber alamayan ailesi onun gözaltına alındığını ancak bu durumun emniyet tarafından inkar edildiğini kamuoyuna açıkladı. Savcılığa başvuran aile ardından İstanbul Emniyeti, İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, bakanlıklar, hastaneler, adli tıp nezdinde girişimlerde bulundu. Oluşan kamuoyu baskısı üzerine dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ve İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Hasan Ocak'ın gözaltında olmadığını ve suçlu olarak aranmadığını açıkladı. Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan iki kişi Hasan'ı şubede gördüklerini, iki kişi de Hasan'ın ismini emniyetteki parmak izi listesinde okuduklarını söyledi. Nevroz nedeniyle gözaltında tutulan başka bir tanık ise şubede bir hareketlik olduğunu, polislerin kendi aralarında Hasan Ocak getirildi diye konuştuklarını duyduğunu söyledi. 58 günlük ısrarlı bir arayışın sonunda Hasan'ın ağır işkence izleri taşıyan bedenine meçhul kişi olarak defnedildiği Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaşıldı. Olay yerin tutanağında Hasan'ın bulunduğunda üzerindeki kimliğin, kemerinin, saatinin, ayakkabı bağcıklarının olmadığı ve parmaklarında mürekkep lekeleri olduğu yazılıydı. Bunlar onun gözaltına alınan kişilere uygulanan rutin işlemlerden geçtiğine işaret ediyordu. Her şey o kadar açıktı ki dönemin İnsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu yaptığı araştırmaya dayanarak Ocak'ı konuşturmak için gözaltına aldılar ve orada uyguladıkları işkence ve darptan sonra öldürülmüş halde Beykoz'a attılar diyerek Ocak ailesi ve toplumdan özür diledi. Ancak ailenin tüm başvuruları sonuçsuz bırakıldı. İç hukuktan sonuç alamayan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 2004 yılında mahkeme Hasan Ocak'ın kaybedilmesi ve ölümüyle ilgili koşulların belirlenmesi için yeterli ve etkin bir soruşturma yürütülmediğini tespit ederek Türkiye hakkında ihlal kararı verdi. Ancak iç hukukta dosya kovuşturma aşamasına bile gelemedi. 991. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre gözaltında kaybetmelerde bedenin bulunması kaybedilen kişinin akıbetinin sadece bir yönünü aydınlatır. Devletin kaybetmenin ve ölümün nasıl gerçekleştiğini açıklama ve suçun faillerini belirleyerek cezalandırma yükümlülüğü ise devam eder. 991. haftamızda bir kez daha savcılık makamını Adalet Bakanlığı'nı 29 yıl
sürümcemede bırakılan Hasan Ocak soruşturmasında yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Hasan Ocak tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Hasan Ocak için! Tüm kayıplarımız için! Hukuk ve Hasan Ocak için! Tüm kayıplarımız için! Sizlerden asla vazgeçmeyeceğiz!